Akşener daha partiyi kurmadan önce zaten potansiyel oyu ölçülmeye çalışıldığında bu rakamlara yakın sonuçlar alınıyordu. Ama iş hadi bakalım sandığa dendiğinde o gerçekleşmedi. %10'lar seviyesinde kaldı. Şimdi Akşener o ilk kendisine biçilen misyonun potansiyel oyuna doğru o sahasını genişletmeye başladı. Yani taşkın alanını dolduruyor. Şimdi bundan sonraki aşama bence bunu bir politik program halinde bir merkez programını tarif etmesiyle tahkim edebilir. O konuda ben şey diye düşünüyorum, onun en çok sıkıntıya sokacak şey yine partisi olacak aslında. Çünkü şimdiye kadarki bu politikayı bir parti politikası değil, bir lider politikası olarak yürüttü. Dolayısıyla bundan sonraki kısmında bu ikisini bir tür entegre etmesi. Burada avantajı şu oldu, onu bu anlamda sıkıntıya sokan daha marjinal unsurlar erken ve yüksek çıkışlarla kendi kendilerini kolay tasfiye ettiler. Yani evet. Aslında Akşener'in elini de rahatlattılar. O da tabii ki bu sonuca hizmet etti. Bence bu potansiyel senin de dediğin gibi artı eksi 20 değil de 25 artı eksi civarında böyle birkaç partili bir aritmetiğe doğru gidiyor ama asıl olarak yeni iktidarın kombinasyonunda siyasi ağırlığın nasıl oluşacağı. Çünkü aslında iddia edildiği gibi herkes merkez, yani şu anda bakarsan AKP'de merkez parti olduğunu iddia ediyor. Hatta onu fabrika ayarlarına döndürmek isteyenler de eski merkez parti reflekslerine çağırıyor. Babacan da oraya hamle ediyor. İyi Parti de orayı iddia ediyor. Hatta CHP de aslında sağ sol yok filan diyerek daha merkez bir role doğru herkesin hamle etti. Ama merkez tarifinin hala muğlak olduğu bir tablodayız. Burada bence bir süre daha bu politik belirsizlik devam edecek. Çünkü şey aciliyeti, partilerin öncelikli olarak seçimi kazanmak ve iktidarı değiştirme aciliyeti, iktidarın da asıl olarak bunu korunma aciliyeti üzerinden pozisyon aldığı için kendi politik perspektiflerinden farklı davrandıkları bir tablo izliyoruz. Onun için gördüğümüz sonuçlar da bazen nihai sonucu göstermiyor aslında. Bir durumun içerisindeki aritmetiği gösteriyor.